Hayır, bu kaç oldu ya? Ya sen burada benden eskisin. Sigara içilmeyeceğini herkesten iyi biliyorsun. Oğlum, lan içeride o kadar patlayıcı var. Bizi mi öldüreceksin ya? Şefim, zaten iki fırt çekip atıyorum. Korkma, bir şey olmaz. İdare et ya, ne olacak? Anlaşıldı, bu böyle olmayacak. Bu kadar insanın hayatını tehlikeye atamazsın abi. Senin çıkışını vereceğim, git eşyalarını topla. Hadi gidelim. Gözünü seveyim, yapma. İhtiyacım var, durumumu biliyorsun. Bana başka çare bırakmadın abi. Kusura bakma. Sigaram içmişti. Ben çıkışını veriyorum. Yapma ya. Yani bir sürü de borcu var, biliyorsun, adamın ihtiyacı var. Ya Sedat, onu ben de biliyorum da ne yapalım abi? Başka çaresi varsa söyle, yapalım hadi. Yok, başka çaresi yok, ne yapacağım? Adam kendini düşünmüyor, bizi mi düşünecek? Yazık. Ben yarın Mehmet'e defter kitap almaya gideceğim. Kader dedi, benim de işim var. Söylersin 9 gibi hazır olsun, gelir alır. Tamam. Sıkma canını, sen de olur böyle. Hadi anasın bakalım. Eyvallah. Sende bir şey var. Önemli bir şey yok hayatım ya. İş yerinde canım sıkıldı sadece.
bir şey olan. Bak seni görünce daha iyi oldum şimdi. Hadi gel, yemek hazır, yemek yedir. Dışarı çıkalım mı? Sen demeseydin ben diyecektim zaten. Bir ilaca gidelim mi? Gidelim. Bu saatte biri bizi burada görse deli der. Ama kimse buranın bir ülke olduğunu bilmiyor ki. Kaderin burası bize uğur getirdi evi. Mutluluğumuza şahit oldu. Şans getirdi. Abin yarın sabah 9'a gelip seni alacakmış. İşim var demişsin. O kadar erken mi gidiyorlarmış? Aslında çok işim yok. Doktora uğrayacağım sadece. Hayırdır ya? Dur hemen endişelenme. Kontrole gideceğim. Tamam, ne kontrolü? Bu akşam ısrarla buraya niye gelmek istiyorum sanıyorsun? Büyülü ağaç bize hep uğur getirdi. Yarın belki güzel bir haberle gelirim doktordan. Anne karısı dışarıda. Halil canına kıymış abi. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Senin kaderin de böyle karanlık olsun. Senin kaderin de böyle karanlık olsun.
Mehmet, sen koca adam olduğunu dörde mi gideceksin? Büyük mühendis olacakmış. Sen yapacakmış. Bak sen. Yapar benim hastaneyi. O yapmayacak da kim yapacak? Yaptığım uçağdan ben ne kadar koyacağım? Hala yanıma gelsene. Sana çizdiğim uçakları göstereceğim. Geleyim halacığım. Hadi babası arabayı durdur da Mehmet'in yanına geçeyim. Kardeşim tamam geliyoruz tamam. Tamam geliyoruz tamam. Abi ne oldu? Ne dedi Orhan? Son sözler olmaması için hep dua ettim. Üçüncüsü ve belki de en kötüsü. Kazadan aylar sonra bir cuma gecesi kaderi bu evde gördüğüm an. Ama o korkunç cuma gecesine kadar yaşadıklarım da sıradan her insanın yaşayacağı şeyler değildi. Kaderim, beni sensiz bırakacaksın diye o kadar korktum ki. Ama her şey eskisi gibi olacak, korkma tamam mı? Merak etme. Anne ben çıkıyorum. Sen de Mehmet'in yanına geç istersen. Çocuk yalnız kalmasın. Nereye gidiyorsun bu saatte oğlum? Ya var işte bir işim. Anlatırım sonra. Geç kalma. Sen olmayınca gözleri hep seni arıyor. Tamam anne dönerim bir saate.
Seni bu elbiseyle görmeyi çok özledim. Yanımda olmadığın zamanlarda seni hep bu elbiseyle hayal ettim. Ne oldu bana? Hiçbir şey bilmiyorum. Hatırlayacaksın. Hatırlayacaksın, hatırlatacağım sana, merak etme. Ben senin hep yanında olacağım. Merak etme. Yanında olacağım senin. Hep senin yanında olacağım. Tamam. İyi geceler oğlum. Anlamadım.
Birden fenalaştım. Çok korkuyorum. Bolda'nın önüne bir daha gelme sakın. Bolda da kötü şeyler yaşadın, hatırlamaman lazım. Eğer hatırlarsan kötü olursun. Kapıyı bu yüzden kilitledim bak. Sakın içeri girmeye çalışma bir daha. Tamam mı? Girmeye çalışma. Hatta kapıya bile bakma. Tamam mı? Kadir'im. Hadi gel seni yatağına götüreyim hadi. Abi daha iyi canım. Nasıl olsun Mehmet? Konuşamıyor. Bazen böyle elini oynatır gibi oluyor. Onu bile içim gidiyor. Anlıyorum abi. Tahmin edebiliyorum. Allah acı şifa versin. Amin inşallah. Orhan abi de bu aralar pek bir içine kapandı. Başka biri oldu sanki. Zor be Kadir. Onun için de zor, benim için de zor. Zor günler geçiriyoruz yani. Sen de konuşmuyormuş, doğru mu abi? Bizden Kadir afiyet olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Hadi afiyet olsun. Sağ ol abi.
kızı verdi. Bakalım ayrılmış aşağı. Ziyarete gitmiş. Yedi bir. Yedi oğlum benim. Bak oradan bana yedi. İçinden çıkıyor deli. Kene gibi yapışmış yanına. Yanına yapışmış. Haline bir bak. Hadi. Hadi gel eve. Hadi. Hadi. Sen git. Ben anlamadım. Sen git. Orada köşemde oturuyorum. Bak oradayım ben. Tamam. Ben tamam. Oranı alayım. Hemen gel. Tamam. Sen beraber gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi. Oranı alalım. Hadi. 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 Ben kendimi. Tamam. Bazen uzun uzun bir gülümse bakardık. Elimi tutar, sadece gözlerime bakarak beni ne kadar sevdiğini bakışlarınla anlatırdı. Hiç böyle bir aşk bilmediğimizi, daha önce böyle bir şey duymadığımızı anlatırdı. Birbirimizi kaybedersek yaşayamayacağımızı söylerdi. Bizim aşkımız çok büyük kaderim. Yine hatırlayıp beni çok seveceksin ve eskisi gibi o günlere döneceğiz. Olmadığın zamanlarda seni hep bu elbiseyle hayal ettim. Sana bu kolyeyi verdiğimde o kadar sevmiştin ki mutluluktan gözünden. Kader. 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 Ne oldu? Bunlar annemle babam. Annem evlenmemizi istememişti. Bu yüzden bir süredir görüşmüyoruz onlarla. Benim annemle babamın resmi yok mu? Ne
Orhan. Orhan daha benimle ne kadar konuşacaksın kardeşim? Sedat git buradan. Git buradan Sedat, bir daha da sakın buraya gelme. Ya! Ben söyleyene kadar dışarı çıkmayacağız. Kimseyi görmeyeceksin, tamam mı? Tamam Orhan. Gökyüzümde tek yıldızın olsaydı, gözlerim hep üzerinde olurdu. Bakışımda kalbini okatsaydım, yer sarsılır belki dünya durur.
Konuşalım mı kardeşim? Orhan ben hiç iyi değilim. İyice kafaya takmaya başladım. Uyuyamıyorum. Dün gece yine saçma sapan şeyler gördüm. Sen benim kardeşim sayılırsın. Böyle yapma Orhan. Kendine de bana da bunu yapma. Vardiye saatin geldi. İşin başına giderdik. Orhan, Orhan kardeşim bak. Beni suçluyorsun değil mi Orhan? Haklısın. Her şey benim yüzümden oldu. Ama onun benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor musun? Senin karınsa benim de kardeşim. Mehmet'i her gördüğümde ben o kazayı yeniden yaşıyorum Orhan. Kader de senin hiç aklımdan çıkmıyor. Her gece rüyalarıma geliyor. Daha dün gece gördüm bunu. Beni kurtar diye bağırıyordu. Çok özledim Orhan ben onu. Oğlan desen evde öyle yatalak. Konuşamıyor, yürüyemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bilmiyorum ki ne yapayım. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke ne bileyim zamanı geriye alabilsem ama yok. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Elimden dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Sen de bana bunu yapıyorsun. Yeter artık kes. Sen benim kaderimi aldın. Ben seni görmek istemiyorum. Uzak dur benden de evimden de seni gebertirim. Gebertirim seni. Oh, my God.
Resim yapalım mı? Ha? Gel bak. Biraz resim yapalım seninle. Dur. Al bakalım kalemini. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunun aynısını yapalım. Ha? Bunu da sen yapmıştın. Hatırlıyor musun? Bunun aynısını yapalım. Gel. Böyle. Bunun gövdesini yapalım. Güzel oldu abi. Buyur abi. Karnını da yapalım mı? Ha? Tamam, karnını da yapalım. Evet. Buyur oğlum. Buyur. Ben geliyorum şimdi. Hayırdır oğlum? Ne oldu? Kapı çaldı da baktım kimse yok. Ben duymadım. Oğlum. Oğlum. Önet. Önet. Açıyor ben kapatıyorum. Allah belası kız. Beyim yedi oğlum. Kapattım ben de işte. Gözlerim yedi. Senin gözlerin kızım. Köpeklere yedireceğim gözlerim. Köpeklere yedireceğim gözlerim. Allah'ın cezası kadın. Oğlumun beyin yedi oğlum. Ne olursa hocam mı? Göstereceğim mi? Yine bu şunu çevirdim Hatice. Çevirme. Ya onun içinden çıkıyor. Dönüyor bizi. Hayırdır inşallah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Öpeyim. Geç. Nasılsın baba, iyi misin? İyi, sağ ol. Ana. Oğlum. Oğlum. Annem. Hoş geldin. Otur. Otur geç. Thank you.
Kırını niye getirmek gelmedi mi? Getireceğim anne, getireceğim. İyi olsun. Hastaymış karısı. İyileşince onu da getirecek. Gelsin gelsin getir. Elimi öpsün. Ben pek severim gelinimi, getir. İyi olsun. Getireceğim onu. Ben çay koyayım. Hadi koyayım. Ben de ellerimi yıkayayım. Yıka anne. Sen iyi değilsin oğlum. Benim de üstümde bir sıkıntı var. Veysel Hoca'ya bir gidelim. Hem Mehmet'e de bakar. Ne Veysel Hoca sana ya? Mehmet'in hali zaten belli, bir de oralara kadar götürüp korkutalım mı çocuğu? Hem sen niye buradasın? Niye çocuğun yanında değilsin? Sen kendin demiyor musun bu yalnızken huzursuz oluyor diye? Git otur çocuğun yanında. Kızı kaybolmuş. Beraber uyuyalım deyince
kadın ünlü ağacımızı göstererek o ağacın oradaki adam aldı onu. Söyleyin ona geri versin çocuğumuzu diye yalvarıyordu. Biz kadının gösterdiği yere bakarken bir anda kadın ve çocukları yok olup kaybolmuştu. Orhan? Sen abi bir şeye ihtiyacın var mı? Yok iyiyim Kadir sağ ol. Bak abi bir şeye ihtiyacın varsa söyle. Pek iyi görünüyor. Uyuyamıyorum ki Kadir. Uykum uyku kalmadı bitti. İnsan kafasına takmadan yapamıyor tabii. Mehmet de iyi değil. Ama bir şekilde atlatırsız inşallah. Geçen sene benim hanımım da içi sıkılmaya başladı ama. Geceleri uyuyamıyordum. Bütün gece evin içinde dolaşıyordum. Uyuyunca daha kötü oluyor diyor. Sonra beni baldızlar bir hocaya götürdü. Musallat olmuşlar bana dediler. Ama sonra çok şükür iyi oldu. Veysel Hoca okuyunca bir şey kalmadı. Veysel Hocam. Gör istersen abi. Ben hanımla konuşurum. Tamam bakarız Kadir. Tamam abi ben hanımla konuşacağım. Mehmet'i de götür yanında olur mu? Hoş geldin. Nasılsın anne? Kadir'in karısı uğradı. Veysel Hoca diye birine gidecekmiş. Ne zaman geldi? Demin buradaydı. Az önce gitti. Akşama bekliyormuş. Anlattı bana yerini. Çocuğu giydireyim de gidelim. Sen kal burada ben götürürüm Mehmet'i.
Veysel Hoca'nın evi burası mı? Evet, burası. Hoş geldin Mehmet. Sen Mehmet'i nereden tanıyorsun canım? Dedem tanıyor. Bana o söyledi. Hoş geldin Sedat Bey oğlum. Ben de sizi bekliyordum. Sen de hoş geldin Mehmet. Hadi kızım. Sen annenin yanına git. Peki dede. Sedat, sen beni tanımıyorsun. Ama ben seni ve oğlunu dün gece burada gördüm. Anlamadım hocam, nasıl gördün? Bana gösterdiler. Mehmet'i de gördüm, seni de. Bak oğlum, mübarek Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi Fatiha'dır. Fatiha başlangıç demektir. Birinci sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ne diyor alemlerin Rabbi? Cennette müjdelenmiş 10 sahabeden biri olan Ebu Ubeyde Efendimiz alemler deyince aklı eren kimseleri anlayın der. Bunlar da 4 ayrı ümmettir. İnsanlar, melekler, şeytanlar ve cinler. Şeytanlar ve cinler. Sana ve oğluna cinler musallat olmuş. Mehmet'in bünyesi zayıf olduğu için onu kullanıyorlar. Onun vücuduna girip ikinize de vesvese veriyorlar. Bunu da Mehmet'i bana getirmen için yaptılar. Asıl amaçları seninle temasa geçmek. Çünkü sana bir vazife vermek istiyorlar.
hocam elini ayağını öpeyim. Yardım et bize. Mehmet'in bu hale gelmesine sebep benim. Şimdi benim yüzümden bu yavruca başka sıkıntılar çekiyorsa ben buna katlanamam, bunu kaldıramam. O benim evladım ya. Ben bu öksüz yavru için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden şimdi sakinliğini koru. Sizlere musallat olanların niyetini, vazifeden neyi kastettiklerini bir öğrenelim. Ancak bu konuda yardımına başvurmam gereken birisi var. Şimdi gidin oğlum. Yarın öğlen mutlaka burada olun. Şimdi gidin oğlum. Yarın öğlen mutlaka burada olun. Kardeşin Sedat'la yeğenim Mehmet'i çağıracağım yarın. Yine eski günlerde olduğu gibi hep beraber olacağız. Ben yavaş yavaş toparlıyorum. Ya bak ben seni üzdüm, kusura bakma. Yarın akşam Mehmet'i alıp bana gelsene, çok özledim onu. Olur, geliriz tabii. Mehmet de seni çok özlemiştir. Her şey olacak, her şey olacak. Mehmet nasıl? İyi, sağ ol. Evet. İnşallah iyi olacak. Sedat, ben seni çok üzüldüm kardeşim, biliyorum, kusura bakma. Ama çok zor günler geçirdik biliyorsun. Sedat, yarın akşam Mehmet'i al bana gel.
Çok özledim keratayı ya. Hep beraber hasret gideriz de. Tamam kardeşim, olur. Geliriz. O da sevinir. Kusura bakmazsan ben bugün biraz erken çıkacağım ha. Mehmet'i doktora götüreceğim. Çık tabii çık. O da çok iyi olacak. Allah'ın izniyle eski günlerimize döneceğiz kardeşim. Sessizim. İnşallah. Söylediklerimiz hep zaharet. Kalen Hudin. Kalen Hudin. Kalen Hudin ve Berşan. Kalen Hudin ve Berşan. Bizler görünmeyene inanmakta, onları anlamakta zorluk çekeriz Sedat oğlum. Onlarla karşılıklı konuşup dertlerimizi çözemeyiz. Onlar vesvese veriyor, biz anlamaya çalışıyoruz. Her gece gittiğin ama içeri giremediğin bir ev var. Orada senden bir şey yapmanı istiyorlar. Bu gece yatsıyla sabah ezanı arasında Mehmet'in yanında bekle. Haber geldiğinde o eve git. Orada buna benzer büyük bir muska bulacaksın. Onu yak ve yok et.
Orada çok kötü şeyler göreceğiz. Ama sakın korkma. Başına gelen şeyler tahmin ettiğinden de kötü oğlum. Tahmin ettiğinden de kötü. Allah yardımcın olsun. Bu gece yatsının sabah ezanı arasında Mehmet'in yanında bekle. Haber geldiğinde o eve git. Orada çok kötü şeyler yapmayacağız. Ama sakın korkma. Başına gelen şeyler tahmin ettiğinden de kötü olur. Tahmin ettiğinden de kötü. Thank you.
Hadi oğlum git. Git kurtar Kader. Baba! Baba! Baba!
Orhan. 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 Sen ne yaptın oğlum?
Sen ne yaptın? Sedat ne yaptın? O gece yaşadığım korkudan sonra o kadar afallamış ve allak bullak olmuştum ki Orhan'ın daha sonra bana anlatmak zorunda kaldığı gerçekleri uzun süre kabul etmek istemedim. Dediğim gibi hayatımda hatırlamayı sevmediğim 3 an var. Birincisi, karım Meleğin Mehmet'i doğurduğu sırada yalvarır gözlerle bana bakması ve ona benim için iyi bak demesi. İkincisi, oğlum Mehmet'in o kaza olmadan hemen önce bana baba diye bağırışı. Üçüncüsü ve belki de en kötüsü, kazadan aylar sonra kardeşim Kader'i o evde gördüğüm an. Kader o kazada öldü. Onu ellerimle toprağa gömdü. Ama Orhan, Kader'in ölümünü kabullenmedi. Cesedini bulduğu yerden çıkardı. Onu evine götürdü. Sanki Kader hiç ölmemiş gibi onu o şekilde sevebileceğini düşündü. Bu da ona yetmedi. Ve sonunda kararını verdi. Burayı da Hamsun'un yılı kahır. İştirin tatil gülümseğine. Vardır sana dışarıda iştirin tatil gülümseğine. Hamsun'un yılı kahır. Hamsun'un yılı kahır. İştirin tatil gülümseğine. Tanrı bana ya. انا بلا موت خايف انا بلا موت خايف افتحوا الباب عليا 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 يا فكر انا ما بشد يا ريتا بلا موت خايف عادي كده مش انا الفدا عيد وجاني علي افتحوا الباب عليا يا ريتا Tibua! Tibua! Gideriz ha. Anladım.
anlattığına göre diğer alemdekiler kızlarını geri almak için uğraşsalar da Orhan'ın hakim olduğu bu ilimle onları defalarca engelledi. Ve onlar da Orhan'ın ailesini korumak için gösterdiği tüm çabalara rağmen ondan intikam aldılar. Benim yaşadığım korkunç şeylerin de Orhan'ın yaptığı bu lanetli şeyle ilgili olduğunu sonradan anladım. Beni de o eve yönlendiriyorlar ve durumu anlamaya çalışmamı istiyorlar. Kızlarını geri alabilmek için her yolu denediler. Ve sonunda bu ilmin alimi bir adamın kızlarını kurtarması için aracı yaptılar. Asıl amaçlar seninle temasa geçme. Çünkü sana bir vazife vermek istiyorlar. Yaşadığım bu korkunç lanetin benim için mucizevi tarafıysa, o karanlık geceden 15 gün sonra oğlum Mehmet'in tekrar yürümeye ve konuşmaya başlaması oldu. Allah büyük. Ben yaşadıklarımla bu olay arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ve dualarıma her gün devam ediyorum. Orhan bir iki hafta sonra ortadan kayboldu. Onu bir daha hiç görmedim. Çekip gitti buralardan diyenler de var. Kendini öldürüp kaderinin yanına gitti diyenler. Ne olur beni hiç bırakma Orhan. Seni hiç anayiş bırakmayacağım. Seni onun sonuna kadar koruyacağım. Sensiz yaşayamam bildiğim tek şey. Orhan'ın ölümsüz aşkı Orhan'a lanetli ve yasak bir şey yaptı. Onu diğer alemden çaldı. Başka alemden bir varlığa bir cine musallat oldu. Ve belki de onun da kendisini sevmesini istedi. Oh.